Herkese merhabalar. Ben Neşe. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere etli kuru fasulye tarifini vereceğim. Dilerseniz malzemelerimize göz atalım ve bir an önce yapmaya başlayalım. Etli kuru fasulye için gereken malzemeler yaklaşık 300 grama yakın. Dananın en yumuşak ve erken pişen kısmını tercih ettim. Bir adet büyük kuru soğan, bayağı büyük. Ve kuru naneyi çok sevdiğim için, yakıştırdığım için kuru nane tercih ediyorum. Kaya tuzu, 1 çay kaşığı silme kimyon, midemizin rahatsızlık geçirmemesi için. Çünkü kuru baklagiller normalde bazen mideyi rahatsız ediyor ve bunun için bir taşım kaynatıp suyunu döküyorlar. Bence vitamini gittiği için ben o şekilde yapmıyorum. Bir tane bu kaseden kuru baklagili fasulyemi bir geceden buraya aktarıp üzerine su doldurdum ve sabahtan pişireceğim. Bir tane kapya biber, yeşil biber, 2 adet sivri biber ve 5 yemek kaşığına yakın zeytinyağı ya da sıvı yağ, 1 çorba kaşığı biber salçası. Benim acı olduğu için baharat kullanmayacağım. Sevdiğiniz baharat varsa kullanabilirsiniz. 1 çorba kaşığı domates salçası. Bir de 1 yemek kaşığına yakın tereyağı kullanacağım ve haşlamak için sıcak suya ihtiyacımız var. Derin bir tencere ocağıma aldım. Altını açtım. Hemen tereyağını ve zeytinyağını aktaracağım içerisine. Hafif kızgın olduğunda içerisine etimizi aktaracağız ve kavuracağız. Şimdi yağım hafif kızdı. Hemen içerisine etimi aktarıyorum. Toplamda 3 dakikadır bu şekilde kavuruyorum. Yalnız size şu püf noktayı da söyleyeyim. Şayet etiniz çok sert ve gerçekten bu et böyle dokunduğunuz zaman pişmeyecek bence diye zannediyorsanız, üzerine hafif geçecek su koyun. O suyu bir güzel kısık ateşte çeksin ya da orta ateşte. Çektikten sonra tekrar yağ kalacak zaten. Sonra kuru soğanı ve biberleri ekleyip kavurun. Sonra salçayı derken diğer malzemeleri aktarabilirsiniz. Ama ben dananın antrikot bölümünü seçmiştim. Ve gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş suyunu da çekti. Hemen üzerine soğanları ekliyorum. Bir dakika geçti. Soğanları kavurduk. Üzerine hemen kapya biberi ve yeşil biberlerimizi ekliyorum. Beni biliyorsunuz, soğanı yakma taraftarı değilim. O yüzden hiç beklemeden biber salçamı ve domates salçamı da ekleyeceğim. Çünkü onların da kavrulması süreci var. Hepsi birlikte kavrulsunlar bakalım. Salçamın kokusu da çıksın. Daha sonra fasulyemizi ekleyeceğiz. Tuz ve kimyon hariç 1 yemek kaşığına yakın kuru nanemi ekleyeceğim. Hepsini koyayım. Çok seviyorum. Bir gece önceden bekletmiş olduğum suyuyla beraber tekrar aynı nohut videosunu da izleyin. Onu da linkini en son koyacağım. Nohut gibi onu da beklettiğim suyu dökmüyorum ve aktarıyorum içerisine. Eğer ki illa midemi çok ağrıtıyor diyorsanız, ayrı bir tencerede bir taşım kaynatın, sonra o suyu dökün, tekrar buraya aktarabilirsiniz. Şimdi o suyu koydum. Ek olarak bir de kaynatmış olduğum sıcak suyum vardı, onu da ekleyeceğim. Fasulye yemeği şöyle söyleyeyim. Şimdi ben üzerine geçene kadar su ekledim. Yani 1 litre gitti. Ama bu çekecek, pişti mi, pişmedi mi kontrol edeceğiz etini ve fasulyesini. Fasulyelerin ve etin güzelce pişmesi için
ara ara belki su katabiliriz. Şu ana kadar 1,5 diğer akşamdan kalan suyunu da düşünürsek 2 su bardağı, yani 1 litre 2 su bardak koymuş bulunmaktayız. Altını kısıp, hatta orta ateşte olsun, ağzını kapatıp pişiriyorum. Şimdiye kadar yaklaşık 1 saat oldu. Hatta 1 saat 10 dakika oldu. O koymuş olduğum suyu gördüğünüz gibi neredeyse artık çekti. Ama fasulyemiz hala çok hafif, diri olduğu için biraz tekrar su koyacağım. Ama su koymadan önce etim de piştiği için tuzunu ve kimyonunu aktaracağım içerisine. Bir yemek kaşığı silme kaya tuzu kullandım. Ve şimdi bir su bardağına yakın su koyacağım. Ve tekrar ağzını kapatıp pişireceğim. Gördüğünüz gibi tekrar su koydum. Çok hafif böyle üzeri bir su bardağı, şu 250 milimlik bardaklar kullandım. Toplamda 3 su bardağı su ve 1 litre kullandık diyebiliriz. Siz yine de kontrollü bir şekilde suyu koyarak, tadına bakarak yapabilirsiniz. Altını tekrar orta ateşe getirip hafif suyunu çektikten ve piştikten sonra artık servis etmeye hazır diyebilirim. Ve toplam 2 saati buldu pişme süresi. Artık koymuş olduğum o suyu da hafiften çekti. Ve pişti zaten. Tekrar şöyle alabilirsiniz. Kontrol edin. Eğer eziliyorsa pişmiş demektir. Ve şimdi servis edeceğim. Etli kuru fasulyem servisi hazır. Bir de yanına pilav yaptım. En yakışan pirinç pilavıydı. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Etli kuru fasulyemi yaptım. Bu tarifi benden istemiş olan Salih Falay adlı takipçimize umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve ilk defa kanalıma geliyorsanız, kanalımı beğendiyseniz, tariflerimi beğendiyseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyor. Yeni videolarda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.